Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Kek pişirmekle uğraşmadan şöyle nefis pastacı kremalı bir pasta hazırlayacağız. Üstelik tam mevsiminde taze çilek kullanacağız. 3 tane yumurta sarısını böyle bir karıştırma kabına alın ve şekerle birlikte çırpmaya başlıyorum. Şeker yumurtanın o kristalleriyle birlikte adeta kesecek ve böyle yumurta kokusundan kurtulacağız. Kimyası değişecek adeta, rengi de beyazlayacak. Diğer taraftan bir su bardağı kadar soğuk sütüm, bir çay bardağı unum ve bir çay bardağı da nişastam var. Bu şekilde karıştırdıktan sonra içine bir paket kadar vanilya ilave edeceğim. Dilerseniz iki paket de ilave edebilirsiniz, vanilya tadını daha baskın seviyorsanız. Ve içine bir çay bardağı kadar nişastayı ilave ettim. Şimdi karıştırmak güçleşecektir illaki. Bir su bardağı sütten yardım alarak kıvamını açacağım. Ve tekrar bir çay bardağı unu içine ilave edeceğim. Bu şekilde harcımı hazırlarken diğer tarafta 1 litre kadar sütü ocağa aldım. Güzelce kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyorum. Ve karışan harcıma sıcak sütümü azar azar ilave ediyorum. Tamamını yedirmenize gerek yok. Yarısına kadar ilave edin, yeterli gelecektir. Daha sonra pişirme tencerenize alıp o şekilde ocağa alıp yavaş yavaş karıştırarak bu pastacı kremamı pişirmeyi tamamlayacağım. Sütüm sıcak olduğu için bir an evvel bu hale gelecek, katılaşacaktır. Hiç merak etmeyin. Çok güzel bir krema ile birlikte buluşturacağız. Adeta pürüzsüz, kremsi bir krema elde edeceğiz. Çabuk soğuması için onu yayvan bir kaba aldım ve üzeri kabuk tutmaması için de buzdolabı poşetiyle güzelce örtüyorum ve balkona ya da bir buzdolabına atabilirsiniz bir serin ortamda. Tamamen soğuyana kadar, yani buz gibi soğuyana kadar bekleteceğim. Diğer kremayı hazırlamak için, içine karıştıracağım kremayı hazırlamak için bir poşet kadar krem şanti, 200 ml kadar da kremaya ihtiyacım var. Buradaki krem şantiyi kullanmamın amacı, bazı kremalar çok sertleşmiyor. Ama siz kremanıza güveniyorsanız %35 yağlı soğuk buz gibi soğutulmuş bir kremayı da bu şekilde kabartarak krem şantisiz olarak kullanabilirsiniz. Ben kıvamını daha yoğun istediğim için bir poşet krem şanti koydum. 200 mililitre sütle 200 mililitre süt kreması ile birlikte başlıyorum çırpmaya. Tam da bu kıvama geldiği zaman artık çırpmayı bırakabilirsiniz. Gayet katı gördüğünüz gibi. Şimdi bunu azar azar pastacı kremama ilave edeceğim. Ama pastacı kremanı da şöyle bir mikserle çırpıp o güzel kremsi kıvamını elde etmem lazım. Süt kremasını azar azar içine ilave ettim. En son parçayı da böyle havalandıra havalandıra içine ilave etmek istiyorum ki köpük köpük olsun diye. Mikser kullanmadım. Gördüğünüz gibi aşağıdan yukarıya doğru karıştırıyorum. Ve çok güzel pürüzsüz bir dolgu kreması elde ettim. İsterseniz eklerlerinizde, profiterollerinizde ve pasta içinde de kullanabileceğiniz nefis bir krema bu. İçindeki yumurta gerçekten hem çok güzel lezzet veriyor hem de kıvamını arttırıyor.
Servis kabımın altına kremayı sürerek işe başlıyorum. İlk katındaki kedi dili bisküvilerini süte daldırıp çıkartacağım hızlı bir şekilde ve ilk katı dizdikten sonra bol bol kremadan tekrar süreceğim ve içine taze çilek kullanacağım. Mevsiminde ise taze çilek, yoksa başka bir meyve de muzlu da yapabilirsiniz. Hem magnolia hem yaş pasta tadında böyle fresh meyvelerle servis edebileceğiniz nefis, çok da kolay bir pasta aslında bu. Çileklerim oldukça küçüktü. Ben de ikiye böldüm. Daha büyük çileklerde dörde de bölebilirsiniz. Mutlaka şöyle bir kat ince bir kat daha krema sürdüm üzerine. Bu şekilde katmanı daha doğru oluyor. Kestiğiniz zaman çatalla bunu daha iyi hissediyorsunuz. Yine aynı şekilde süte bandırdığım kedi dillerini üzerine tek sıra olacak şekilde diziyorum. Kalan kremayı üzerine süreceğim. Yaklaşık bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğim. Kedi dilleri ne kadar beklerse, bir 5-6 saat boyunca beklerse, o kadar güzel böyle kekimsi bir kıvama bürünüyor. İşte o yüzden ben de bu tarz tatlıları geceden yapmayı daha uygun görüyorum. Buzdolabına alacağım. Ertesi gün üzerine kakao serpeceğim. Hem de bu üst katmanı biraz böyle buzdolabında kuruyor ve kakao üzerinde ıslanmadan kalıyor. Hemen artık servis yapabilirsiniz. Bıçağın kesiminden de anlayacağınız gibi gayet yumuşacık kek gibi, aynı bildiğiniz kek gibi kek halini alan kedi dillerim var. Şöyle çatalı yaklaştıracağım, yakından göstereceğim. Hem çok pratik, hem çok lezzetli, hem de böyle çoluk çombalak herkesin çok seveceği bir tatlı oldu. Serin serin yaz günlerinde, bahar günlerinde çok güzel gider. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.